Evet şimdi görüldüğü biraz sonraki haberde göreceksiniz tam 100 puan fark var. Gerçek enflasyonla sarayın izin verdiği enflasyon arasında yani enflasyon orada açıklamasına e, TÜİK karar vermiyor tabii yani artık onu herkes biliyor. E, az sonra röportajlarımız var röportajlarda da vatandaşında. Yani hangi görüşten olursa olsun kimse TÜİK'e inanmıyor artık. Çünkü çok net gözüküyor ki bu tamamen e, denetlenerek işte bu ilan edilecek ama yani ilan edilen şimdi göreceksiniz 100 puan yani 185'e 85 bu olacak şey değil ee, ve bu şartlarda siz Türkiye'de yok faiz düşürdük yok enflasyonu düşürüyoruz yok efendim dengesine oturdu Aa oturma falan yok kardeşim vatandaş alıştı çaresiz yani ne yapalım yani şimdi ne yapayım yani cebime 10 lira giriyor ne yapacağım ben işte o oh. Fiyat böyle de olsa öyle de olsa sonuçta yaşıyoruz. Borç harç oluyor ya da ne bileyim işte onu almıyor bunu almıyor. Ölmüyoruz yani sonuçta ölmüyoruz tabii. Yani şu anda Türkiye'de açlıktan ölen yok doğru. Yani ama, e şimdi ama ideal olan açlıktan ölen yok. Canım herkesin bir şekilde karnı doyuyor mu? ya yani o mudur yani? Devlet yönetimi. Ben ülkeyi yönetiyorum. Ben dünya lideriyim. Ben dünyada herkes tarafından kıskanılan olağanüstü bir gücüm. O arabada yaparım, uzaya da giderim falan diyeceksiniz. E sonuçta ortada bu. Ve alay eder gibi enflasyon şey e, ekonomi rayına oturuyor. Artık e, kontrol neyi kontrol altında? Yani kahvelerde bir bardak çay 5 lira olmuş 1 lirayken. 5 lira olmuş. Sen diyorsun ki şey, e, alıştık. İçmiyor adam. Emeklerin bir keyif vardı işte. Gider iki tane kahve içer ya da bir çay içer. Çıkar gider. Yapmıyor. Gidiyor kahvenin önünden bir tur atıyor. Banklara oturuyor geçiriyor. Bu mu yani ideal olan bu mu? Doğru olan bu mu? Hayatı biz böyle mi yaşayacağız bundan sonra? Belli bir kesimde oh vur patlasın çal oynasın onlara bakıp bakıp ya görüyorsunuz lokantalar tıklım tıklım. E olacak tabii. 500 bin kişinin gideceği yer var. Yani koca İstanbul'da 20 milyonda 500 bin kişi işte böyle uzay çağında yaşayabiliyor. Gidiyorlar menüsü 2 bin liralık olan yemekleri yiyorlar. Üç kişi dört kişi oturuyorlar 5 bin lira hesap ediyorlar. Onlara bakıp Abi herkes para var. Ya da yüzde ticari olan araçlara bakıp trafiğe. E görüyorsunuz abi herkes para var herhalde. Bak trafikte azalma yok kardeşim. Yani azalma yok. O insanlar keyfinden arabaya binmiyor ki. İşi, işi gereği biniyor. Yani yüzde diyorum bakın. Ticari olarak kullanılıyor araçlar. İşini yapıyor adam. Ondan para kazanmaya çalışıyor zaten. Taksiciler, minibüsçiler, otobüsçiler demiyorum binlerce servis elemanı var, dağıtanlar var, çocuk taşıyanlar var, personel taşıyanlar var. Yani bu trafik ona bakıp ondan sonra iyi. Ondan sonra da zamanlı insanlar da böyle bakıyorlar ya herhalde işte Allah'ın şeyi bize bu. E, sonra da Diyanet İşleri Başkanı gidiyor altında 11-12 milyonluk araba. Böyle pencereyi yarım açıyor. Sizin imtihanınız bu sakın ha, isyan etmeyin. E senin imtihanın ne? Niye bu vatandaş böyle imtihan ediliyor da ya ölümden sonraya hazırlanıyor da sen niye lüks ve şatapat içinde hazırlanıyorsun Allah bana böyle yazdı ne özelliğin var kardeşim senin şimdi bakın mahkeme kararıyla TÜİK'in doğru bilgi vermediği ortaya çıkıyor şimdi tabi e, bazı şeyler var İşte hukuken şey yapıyor efendim biz günlük ölçüyoruz onlar e, ayda üç kere şey alıyorlar e, ölçüm yapıyorlar fark buradan olabilir olmaz mahkeme tabi mecburen bunu kabul etmiyor görüyor Ne şey olur mu yani günlük yapıyorsun. E o üç kere yapıyor. A enteresan. Arada yüzde yüz puan fark var. Olur mu böyle bir şey? Kim inanır buna? Ama yapılan belli ki şu. Hangi günler yapıyorlar? Ve bazı ürünler bazı zincir marketlerden alınıyor. Ve o zincir marketlerin hepsi AKP'nin yan kuruluşu gibi çalışıyor. TÜİK'in araştırma yapacağı günü getirirsiniz abi ne gün işte bir üçünde bir on dördünde bir de yirmi yedisinde o gün indirim yapıyorsun ne olacak bir günlük indirim ayrıca bir günlük de değil o bir saatlik indirim bir saat indirim yaparsın o sırada ölçüm yapılır gelir şeyleri ya pirinç evet çok güzel bak yüzde üç artmış işte bu bilmem ne yüzde seksen beş çıkarırsın ya bütün milletin gözümüzün içine baka baka bizi kandırıyorlar kardeşim. Ha şimdi tabii şunun hiç önemi yok yani enflasyon yüzde 180 olmuş yüzde 85 olmuş fark etmiyor. Ben akşam evime giderken ne götürebiliyorum ona bakarım. Ha, neyle oynuyorlar İşte bir takım çalışanlara yapılacak zamlarla ilgili işte verilecek haklarla ilgili falan işte enflasyonu baz almak için yapıyorlar bunu. Yoksa hiçbir anlamı kalmadı artık. Yani ne olacak ki kardeşim? Bana biri dese ki enflasyon %5. Yani %5 açıklasa ne olacak? Ne fark eder? Benim hayatımda bir şey değişmiyor. Şimdi doğru, hayat pahalılığıyla enflasyon aynı şey değil ama Türkiye'de aşağı yukarı aynı şey. Başka ülkelerde evet, enflasyon artınca hayat pahalılığı aynı oranda artmayabilir. Ya da, yani ikisi farklı kavramlar. Biri anlık iner çıkar değişir, şu olur bu olur. Enflasyonsa bütün mal ve hizmetlerin değerlendirilmesi sonucu varılan bir hesaplamayla ulaştığımız rakam. Ama Türkiye'de tamamen enflasyonla hayat pahalılığı at başı gidiyor. Hatta hayat pahalılığı enflasyonun da önünde gidiyor. Zamana göre bazı ürünler düşüyor, çıkıyor bilmem ne. Ama sonuçta ben geçen sene 10 liraya aldığım malı bugün 30 liraya alıyorsam eğer, işte benim enflasyonum o. Sen istersen 3 açıkla, istersen 5 açıkla açıkla. Yani <laughs> atlatamıyorum bunu. Bir gittim doktora. Üf, torbayla ilaç verdiler. Ne yapayım? Yani ama geçireceğiz. Merak etmeyin. Sağ olun. Geçmiş olsun diyenler var da onun için hep ben şey yaptıkça. Çünkü biraz bazen belli oluyor. Yani zor şey aldım. herkes de varmış. Teselli buluyoruz. Bununla teselli buluyoruz yani. Valla çok yaygınmış. Ha iyi o zaman biz de hasta olabiliriz yani. <laughs> nasılsa yaygın. Hani değişik bir şey yapmış olmuyoruz o açıdan. Genele uyduk biz de sürüye katıldık falan. Yani sonuçta <laughs> vatandaş inanıyor mu? Yo. Etkiliyor mu? Yo. Yani enflasyonu düşük açıklarsa aa çok enteresan ya bak düşükmüş aslında galiba ben yanılıyorum. Böyle bir şey yok. İnsanlar akşam evlerine bir şey götürüp götürmediklerine bakıyorlar. Ama kötü olan işte söylüyorum. Alışkanlık yaratıyor. Ve insanlar bunun normal olduğuna kabul ediyor. Karnı doyduğu zaman da şükretmeye başlıyor. Zaten dinsel temaları çok şey kullanıyor AKP iktidarı. Onunla da işte pek çok insanı buna da şükret kardeşim. Bulamayan da var. Allah'a bin şükür. Bugünleri de aramayalım. E böyle ama hep tevekkülle bilmem neyle gider mi ya? seçimlerde bilmiyorum etkisi olur mu olmaz mı ama şu anda görünen bu kadar çırpındıklarına göre ve para saçtıklarına göre onlar da görüyorlar bu durumu ve seçimlerde insanların çok öfkeli olabileceğini ve hiç umulmadık sonuçlarla karşılaşabileceklerini herhalde görüyorlar diye düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.